Merhabalar, hoş geldiniz. Yine birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bu videomda sizlere bebeğimizin gözünü göstereceğim, nasıl yapıldığını. İlk önce kullandığım ipten başlamak istiyorum. Nasıl ipimi elde ettim? Şöyle kotun ipimi kesiyorum. Ve bakın şöyle göstereyim. Şöyle ayıracağım. Şöyle iki tane. Bakın. Şöyle iki parçayı birlikte alıyorum. Diğer ikisini bırakacağım ve bu kalan iki parçayla birlikte gözümü yapacağım. Aynı şekilde siyah ipimi de o şekilde ayırdım. İki parça olarak aldım. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde ayırıyorum ve ikili olarak kullanıyorum. Aynı şekilde beyazı da o şekilde kullanacağım. İkisini aldım. Diğer ikisini ayıracağım. Tamam, şu şekilde. Böylece iki kat ipten gözümü yapmış olacağım. Şimdi başlayalım. İlk önce siyah ipimle başlıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamın içine 6x yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Tamam. Şimdi birleştirelim. Birleştiriyorum. Tamam. Şimdi ipimin rengini değiştireceğim. Yapmak istediğimin göz renginin ipini aldım ve bakın şöyle geçirdim. Sabitliyorum. Ve bu ipimi şöyle velodan devam ediyorum. Her x'imin içine ikişer tane yapacağım. Velodan devam ediyorum. Şöyle birincisi 2. Bakın tam velodan gireceğim. 1 2 3 4 5 6 7 Belo'dan çalışıyoruz. 2 4 6 8 9 10 11 12 Ve bakın şuradan tam birleştiriyorum. Kaydırarak birleştiriyoruz. Tamam. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Beyaz ipimi taktım. İpimin rengini değiştiriyorum. Sabitliyorum. Tamam. Aynı şekilde BLO'dan devam edeceğim. Fakat devam ederken ilk BLO'ma 2 tane artırıyorum. Yani ilkin içine 2 kere girdim. Diğerine 1 tane. Şimdi tekrar 2 kere giriyorum. Diğerine 1 tane. Bir. 2 1 1 2 1 1 2 Evet. Burada bırakıyorum.
Sonra ipimi şöyle çıkaracağım. Bu ipi kullanacağız. Gözümüzü başımızı dikerken kullanıyoruz. Şimdi diğer iplerimi kesiyorum. Siyahı daha sonra kullanmak üzere kenara koyalım. Gözü bebeğin yüzüyle birleştirmeden önce gözün ışıklarını koymak istiyorum. Bakın şöyle ipimi taktım. Şöyle şuradan giriyorum. Burada göz ışığımı oluşturuyorum. Bir kere daha gireceğim. Tamam. Şimdi şuraya da bir tane küçük bir ışık yapalım. Evet. Bir kere daha girip çıkarak daha da belirginleştirmek istiyorum. Tamam. Şimdi gözümü bebeğimin yüzüne dikeceğim. Şöyle dikeceğim yeri ayarlıyorum. Diğer gözü dikmiştim. Diğer gözümle bu gözümü orantılayacağım. Evet, burası iyi. Şimdi burayla sabitleyeceğim. Bakın şuradan çok az alıyorum. Daha sonra şöyle tam kenarından iğnemi geçiriyorum. Şöyle. Sonra tekrar aynı şekilde şöyle incecik bir ip alıyorum. Ve tam şu kenardan geçiriyorum. Şöyle incecik ip alıyorum. Kenardan geçiriyorum. Bu şekilde birleştireceğim. Böyle güzelce gözümüzü yüzümüze dikiyoruz. Şöyle tam kenardan alacağız. Evet, bu şekilde. Şimdi diktik. İğnemi çıkaracağım. Şimdi kaşı ve kirpikleri
Bu diğer gözümde nasıl yaptıysam burada da aynı şekilde güzelce yerleştireceğim. İğnemi şöyle yukarıdan taktım. Bakın tam şuradan çıkacağım. Tamam. Şöyle. Şurada. Giriyorum. Şöyle tam ortadan çıkıyorum. Bakın şimdi yerleştireceğim. Şöyle şu şekilde. Tamam. Evet. İğnemi şuradan geçiriyorum. Ve tekrar şuradan çıkarıyorum. Tamam. İğnemi buradan girdim. Tam şuradan çıkaracağım. Burada kirpik yapmak istiyorum çünkü. Kirpiklerini oluşturmak istiyorum. Buradaki gibi. Şuradan çıkardım. Tamam. Şurada kirpiklerini yapıyorum. Bir. İki. Ve 3. 3 tane kirpiğimi yaptım. Ve kaşını şuradan çıkaracağım. Kaşını yapmak için iğnemi şuradan sokuyorum. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Şurada. Tam şuradan gireceğim. Ve şöyle. Sabitliyoruz. Tamam. Sonra bakın. İpimi şöyle alttan geçirdim. Şöyle hafif yukarı kaldırabileyim diye. Sonra tekrar üstten giriyorum. Ve iğnemi çıkarıyorum. Tamam. Fazla çektirmeyelim. Fazla bir üçgenimsi görüntü almasın. Şöyle düzeltelim. Tamam. Evet. Şimdi ipimi kesiyorum. Böylece gözlerimizi bitirmiş olduk. Şimdi bebeğimizin burnunu yapacağız. Burnunu yapmadan önce ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Gözlerini 1.25 mm tığımla yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi burnu içinde 1.5 numaralı tığımı kullanacağım. Şimdi bebeğimin burnunu yapıyorum. İpimi taktım. Şöyle alttan geçiriyorum. Şöyle tam ortalayalım. Şurası iyi. Şöyle ortaladım. Bakın şu şekilde. Böyle gidip geliyorum. Burnumuzu bu şekilde oluşturacağız. 1, 2, 3. kez.
4 Daha sonra bakın şöyle tam içlerinden geçerek şekil vereceğim. Sonra tekrar giriyorum. Herhangi bir yerden çıkarak ipimi keseceğim. Tamam. Burnum bu şekilde. Şimdi bebeğimin yüzünü şekillendireceğim. İpimi iğneme taktım. Şöyle bakın. Tam yanağımın, tam boynumun bir eksi üstünden girdim. Şöyle tam gözümün altından çıkıyorum. Tam şuradan. Tam şuradan çıktım. Daha sonra 1, 2x yanından girdim. Ve tekrar girdiğim yerden geri dönüyorum. Şu şekilde. Şöyle hafifçe çekiyorum. Düğüm atalım. Bakın şöyle. Bir tane daha atacağım. Tamam. Kesiyorum. Tamam. Daha sonra diğer yanağımı yapacağım. Aynı şekilde şöyle tam şuradan giriyorum. Bakın gözümün tam altından çıktım. Hemen 1-2x yanından tekrar giriyorum. Ve tekrar girdiğim yerden geri dönüyorum. Tamam. Ve ipimi çekerek düğüm diyeceğim. Şu şekilde. Tamam. Şimdi bebeğimin ağzına şekil vereceğim. Bunun için uzun bir iğnemi kullanıyorum. Şöyle göstereyim. İğnemle birlikte başımın tam ortasından girdim. Bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıradan tam burnumun hizasından çıktım. Tamam. Daha sonra tam şuradan giriyorum. Ve tekrar yukarıdan çıkıyorum. Şimdi çektiriyoruz ve şekil veriyoruz. Şimdi düğüm atarak ipimizi sabitleyelim. Bakın şöyle şeklini vermiş olduk. Düğüm attık. İpimi sabitledim. Tamam. Sonra fazlalıkları keselim. Tamam. Şimdi dudağımızı belirginleştirelim. Şöyle ipimi ayarladım. Şöyle alttan giriyorum.
daha önceden şekil verdiğimiz kısımdan gireceğim. Şurada. Daha önce çektirtmiştim ipimizi. Oradan girdim. Sonra tekrar çıktım. Tekrar geri dönüyorum. Bir kere daha geçeceğim. Yeterli, çıkıyorum. Tamam. Şimdi ağzımıza da şekil vermiş olduk. Böylece bebeğimizin yüzü bitmiş oldu. Şimdi bebeğimizin saçını yapacağız. İp olarak şöyle bir ip kullandım. Ben bu rengi seçtim. Siz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bebeğimin saçını saç örgüsü yapmak istiyorum. Sağdan ve soldan saç örgülü olmasını istiyorum. Ortasından da çok düzgün bir şekilde sağ ve sola ayırmak için. Şöyle bakın. Tam ortayı ayarladım. Tığımı şöyle geçireceğim. Evet. Tam buradan saç örgüsü yaparak arkaya doğru ilerliyorum ki sağ ve sola saçlarımı düzgün bir şekilde yerleştireyim. Şöyle ipimi taktım. Ve saç örgüsü yapıyorum. Bakın şu şekilde. Tam ortada olmasına dikkat edelim. Şimdi birincisini yaptıktan sonra ikinci sıramda devam ediyorum. Bol bol alalım. İpimizi çektirtmeden şöyle saç örgüsünü oluşturarak arkaya doğru ilerliyorum. Bakın şöyle. Şimdi burası bittikten sonra hemen şuradan gireceğim. Şöyle. Devam ediyorum. Orta çizgide ilerlemeye dikkat edelim. Çünkü bu yaptığımız kısım bizim saçlarımızı sağ ve solda eşit olarak yerleştirmemize sebep olacak. Buna dikkat edelim. Bakın şu şekilde ilerliyorum. Düz olmasına dikkat ediyoruz.
Evet. Bir tane daha yapıyorum ve yeterli. Bakın, böyle düzgün oldu. Evet. Şimdi ipimi çıkarıyorum. Ön kısımdan tam ortadan başladık. Şöyle arkaya doğru düz olacak şekilde ilerledik. Şimdi birleştirirken bakın şuradan ilerlemiştik ya. Bir sağdan bir soldan alacağım. Aynı eksimin. Evet. Kedimin adı Melo. Hadi selam ver. Kumpanulurum sürüyoru da do. Kumpanulurum sürüyoru da do. Tabii ki. Kedimi dışarı çıkardım. Onunla birlikte çalışmamız imkansız. Evet. Şimdi saçımın uzunluğunu ayarladıktan sonra bakın şöyle yapıyoruz. Şuradaki saç örgülerinin bir sağ tarafından şöyle aldım. Geçiriyorum ve yerleştiriyorum bu tarafa doğru bakın. Sonra diğer saçımın uzunluğunu da aynı diğeri gibi ayarlayacağım. Daha sonra diğer taraftan alıyorum bakın. Ve ipimi takıyorum. Şu şekilde. İpimi taktım. Bunu da bu tarafa doğru, bunu da bu tarafa doğru yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Şimdi böyle böyle önden arkaya doğru devam edelim. Saçımızı ekmeye devam ediyoruz. Ve bakın şöyle çok düzenli, sanki ortadan düzgünce ayrılmış gibi bir görünüm olacak. Şu şekilde devam ediyorum. Bakın göstermek istedim. Bir sağdan bir soldan saç ekiyorum. Şu şekilde. Aynı eksimin üstüne. Bakın. İpimi alıyorum. Aynı eksimden bir buradan bir bu tarafa tekrar aynı eksimin diğer kısmından giriyorum bakın tam şuradan alıyorum saçımı ekiyorum ve bu tarafa gönderiyorum bu şekilde sonuncusunu da yapalım. Bir bu tarafa, bir de bu tarafa. Tamam. Böylece bu kısım bitti. Şimdi bebeğimizin orta kısmını doldurduk. Yan kısımları nasıl dolduracağız? Bakın şöyle kendimizi ilerleyeceğimiz bir yol çizeceğiz şu şekilde. Bu kısımla birleştireceğiz.
Şimdi hep birlikte devam edelim. Bir buradan girdim. Saçımı ekiyorum. Şöyle saçımızı ekerken kontrol edelim. Nasıl ilerlediğimizi görelim. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Bakın şu şekilde. Şöyle gideceğim. Tam şu arka kısımla birleştireceğim. Bakın şuradan şöyle. Fazla göz üstüne gelmeden. Bakın şu şekilde. Şöyle. Böyle devam edeceğim. Ta ki şu kısımla birleştirene kadar saçlarımı ekeceğim. Devam edelim. Ben saçımın ön kısmını bakın şöyle ekerek buradan buraya böyle birleştirdim. Bu da önden görülen kısmı. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Şu kenarlar arka kısımla birleşiyor. Orta kısma saç ekmeyi düşünmüyorum. Saç örgüsü yapacağım için bakın şu şekilde toplandığı zaman zaten şu boş olan kısım hiçbir şekilde gözükmeyecek. O yüzden böyle bırakıp saç örgüsü yapacağım. Şimdi bu diğer kısmımızı da nasıl şu kısmı bu şekilde böyle yaptıysak bu kısmı da aynı şekilde bu kısımla bu kısmın aynı olmasına dikkat ederek buradan başlayarak şöyle birleştirelim. Şimdi bu kısmı yapalım. Diğer kısımdaki saçımı da ektim. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bir kenarlardan bir de üstten ekerek. Bakın orta kısma hiçbir şekilde ekme yapmıyorum. Çünkü şöyle birleştireceğim. Birleştirdiğim zaman saç örgüsü yapacağım. Gözükme olmayacak. Şu ön kısımlara bir iki tane daha saç ekmek istiyorum. Sadece ön kısımları.
Ön kısımlara ektik. Şöyle. Tamam. Bir tane. Evet. Bakın. Bu şekilde. Şöyle. İsterseniz bu iç kısımlara da ekebilirsiniz. Fakat o zaman çok kabarık olacak saç. Gerek yok diyorum. Şöyle iki yandan saç örgüsü yapacağız. Onu da göstereyim. Şöyle düzgün bir saç örgüsü yaparız. Şimdi şöyle basit bir şekilde saç örgümüzü yapalım. Şu şekilde. Böyle. Evet. Saçlarımızı ektik. Daha sonra saç örgüsü yaparak şekillendireceğiz. İsterseniz bakın şöyle açık da kalabilir. Açık kaldığı zaman da görünümü gayet güzel. Evet, iki şekilde de kullanabiliriz. Bir saç örgüsü olarak, bir de şu şekilde açık olarak. Evet. Böylece saçımızı, gözümüzü yaptık. Şimdi azıcık daha şu kısımlara elyaf doldurmak istiyorum. Fazla değil. Az bir şey. Bakın şöyle. Birazcık daha dolgunlaştırabiliriz. Kafasını doldururken yeterli olacak şekilde dolduralım. Yani eğer boşluk varsa, boşluk yoksa ittirerek zorlama yapmayalım. Çok az daha yeterli. Vücuduyla kafasını birleştirirken şöyle araya bir tel koymak istiyorum dik durması için. Telimi şöyle bir bant yardımıyla etrafını dolaşacağım. Şöyle güzelce dolaşalım. Yeterli. Evet. Telimi ya güzelce yerleştirdim ve bakın bu şekilde artık boyunla kafayı birleştirebiliriz. Şimdi
Birazcık elyaf doldurmak istiyorum şu boyun kısmını. Birazcık boşluk var çünkü. Bu boşluğu bir dolduralım. Tamam. Boşluğumuzu doldurduk. Tığımla bu telimin gireceği yeri açacağım. Tığımın arkasıyla bu telimin gireceği yeri ayarladım. Tamam. Daha sonra boynu yerleştiriyorum. Evet. Boynumu kafamı yerleştirmeden önce şu boyun kısmının etrafına çok az elyaf doldurmak istiyorum. Çok azıcık daha doldurabiliriz. Tamam, yeterli. Şimdi şöyle boynumu, şöyle kafamı yerleştirdim. Evet. İpimi şuradan takıyorum. Önce şöyle bir tutturalım. Şimdi güzelce yerleştirdik. Dikeceğimiz zaman ayarlayalım. Tam olarak ayarlayalım ki sağa sola kayma olmasın. Tamam. Boyundaki ipimi daha sonra toplayacağım. Şöyle bir alttan bir üstten alarak birleştiriyorum. Tamam. Kayma olmadan dikmeye dikkat edelim. Bir buradan. Bir alttan bir üstten alarak birleştiriyorum.
Şu ipimi toplamak istiyorum. Şimdi sağlamlaştırıyoruz. Böyle bir turu tutturmak için geçtik. Sağlamca dikelim. Artık yerimizi sabitledik. Kayma falan olup yüzümüz sağa sola gitme imkanı olmayacak. Şimdi sağlamca dikelim. Yeterli. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi ipimi keseceğim ve bitireceğim. Şöyle arka kısımda saçın arka kısmına gelecek şekilde bir düğüm atalım ve ipimizi keselim. Tamam. Şöyle girdim. Tekrar yanından çıktım.
İpimi kesmeden önce şöyle dolaşacağım. Tamam. Bebeğimizin başını vücuduyla birleştirdik. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.